Şimdi deniyor ki zaman yok. Evet, zaman yok. Ama iki ay önce ne istiyorsanız yaparız dedik. Vize serbestisi. Türkiye'nin en önemli meselesiydi. Sabahlara kadar çalıştık. Zaman zaman bizi eleştirdiniz. Efendim madem destekliyorsunuz niye konuşuyorsunuz diye. 72 kriter vardı. 72 kriterden 57'sini tamamladık hep beraber. Kaldı 5 kriter. Şimdi diyorsunuz ki efendim vize serbestisinde terörle mücadele meselesiyle ilgili bir kanun var. Elimizi kolumuzu bağlar. Biz onun yerine şimdi çok daha başka bir kanun getiriyoruz. Arkadaşlar, vatandaşı kandırmayalım. Eğer samimiyseniz gelin vize serbestisindeki terör hariç geri kalanları yapalım. Sizin yapamadığınız terör düzenlemesi değil. Sizin yapamadığınız yolsuzlukla mücadele eylem planı güncellenerek GRECO tavsiyeleri ışığında düzenlemeler yapmak. Bundan korkuyorsunuz. Sarayı rahatsız eden Avrupa Birliği polis teşkilatına tabi olup suçluların iadesi anlaşması konusunda Türkiye'nin çekincelerinden vazgeçmesi. Yarın öbür gün birileri yurt dışına kaçtığında, burada iktidar değiştiğinde ensesinden tutup da Türkiye'ye teslim edilmesinden korkuyorsunuz. Kişisel verilerin korunması kanunu. Elinizi yüzünüze bulaştırdınız. Burada uyardık. Aha da kabul edilmedi, geldi karşınızda. Ve son olarak da AB ülkeleriyle adli yardımlaşmadan korkuyorsunuz. Korkmuyorsanız gelin bunu yapalım. Siyaseti şeffaflaştıralım. Siyasetin finansmanı ile ilgili düzenlemeleri yapalım. Siz il ilçe başkanı bulamazsınız diyorsunuz ama bu düzenlemeleri yapalım. Bir tek terör kalsın. Ondan sonra gelin burada vatandaşı kandırın.